Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Sorulara başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Evet, birinci soruda benden ne istiyor arkadaşlar? Yukarıda bir ABC üçgeninin AB doğru parçası verilmiştir. C köşesi olarak yukarıda verilen KLMN noktalarından kaç tanesi ayrı ayrı seçilirse ABC üçgeninin alanı 20 birim kare olur diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle AB'nin uzunluğunu bulacak olursam AB doğru parçası uzunluğu bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 birimdir. Şimdi alanı 20 birim kare ise arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Biz 8'i neyle çarparsak arkadaşlar 2'ye böldükten sonra sonucu 20'dir diye düşünüyorum. 8'i ben kaçla çarparsam arkadaşlar 2'ye böldükten sonra sonucu 20 olur. Bakın 8'de 5 desem 8 kere 5 40 bölü 2'den 20 olur diyorum. Bakın 8 kere 5 40'tır. 2'ye bölersem 20'yi elde etmiş olurum. Demek ki yükseklik arkadaşlar ne olacak? 5 birim olacak diye düşünüyorum. O halde seçeceğim noktada arkadaşlar yüksekliğin 5 birim olmasını istiyorum. Bakın şöyle hemen M noktasını seçtiğimi düşünüyorum. Yüksekliğimiz 5 mi diye düşünüyoruz. Yüksekliği gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Evet M noktası olur diye söylüyorum. Evet, siliyorum arkadaşlar. L noktasını seçelim. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. Yani L noktası da olur diyorum. Evet. Neyi seçtiğimi düşünelim arkadaşlar. Şöyle bir üçgen oldu. N'nin şöyle dik doğru parçasını AB'ye uzatacak olursam. Bakın şurası bizim için yükseklik oldu. O halde 1, 2, 3, 4 ve 5 birim. Evet bakın N'nin de olduğunu görüyorum. Şöyle temizleyerek N'ye de olduğu işaretliyorum. Arkadaşlar K'ye baktığım zaman isterseniz şöyle işaretleyebiliriz. Bakın yüksekliği şöyle çizdiğimi düşünelim arkadaşlar. Kaç birim olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4 birimdir diyorum. Bakın tabanımız 8'di. Yüksekliği 4 kabul edersem şöyle 8 çarpı 4 bölü 2'den alanı 32 bölü 2'ye 16 birim kare olur diyoruz. O halde K'yi kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tanesi seçilirse arkadaşlar ne oluyor? Alanı 20 birim kare olur diyoruz ve B şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet ikinci soruya geçelim arkadaşlar. Evet, ikinci soruya baktığım zaman yukarıdaki KLM üçgeninde arkadaşlar bilgileri veriyor. Olduğuna göre alan KLM, KLM üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. KLM üçgeninin alanı taban arkadaşlar bakın LM kabul ediyoruz ve 12 santimetredir. Çarpı yüksekliğimiz 9 bölü 2. Evet 12 ile 2 sadeleştirebilirim. 12 ile 9'u çarpıp 2'ye bölebilirim arkadaşlar. Fark etmez. 12 ile 9 çarparsam 108 bölü 2'den alanı 54 santimetre kare olarak bulurum diyorum. Ve C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 3. soruya baktığım zaman birim kare zeminde verilen ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği 6 santimetredir. Bu bilgilere göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle yüksekliği çiziyorum. Bakın bu yükseklik 6 santimetre kareye 6 santimetre eşitmiş. Önce baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 4 kare 6 birim ise şimdi BC'ye baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kare arkadaşlar.
Ona da şöyle diyebiliriz. Bakın 10 kare olduğu için direkt 4'ün katı değil ama ben 2 kare 4 kare 6 birimse 2 kare arkadaşlar ne olur? 3 birime eşittir. Şimdi BC'nin uzunluğu 10 kareydi. BC'nin uzunluğu BC'de 10 tane kare var. 10 kare ise şimdi onun içerisinde arkadaşlar kaç tane ikilik var? Onun içerisinde 5 tane 2 var. O halde BC'nin uzunluğu 5 çarpı 3'ten 15 birimdir diye söylüyorum. Bakın yükseklik 6 birimdi. Tabanımızda 15 birim oldu. Alanı bulmak istersek alan eşittir. Taban 15 çarpı yükseklik 6 bölü 2'den 15 çarpı 6 90 bölü 2 olur. Bunu da 45 birim kare olarak yazarım. Evet, sorumuzun cevabı D şıkkı olur diyoruz. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, dördüncü soruya baktığım zaman yukarıdaki kareli kağıt üzerinde harflerle belirtilen noktalar birleştirilerek üçgen oluşturulacaktır. Buna göre aşağıdaki üçgenlerden hangisinin alanı en büyüktür diye soruyor. Arkadaşlar sırasıyla bakalım. A şıkkında A, B, C'yi birleştirin diyor. A ile B'yi. Buradan da C'yi birleştiriyoruz. Ve alanımızı hesap edelim diyorum. Bakın taban 1, 2, 3, 4, 5, 6. A şıkkını şurada gösterelim. 6 çarpı yüksekliği arkadaşlar şöyle çizdiğimi düşünün. 1, 2, 3, 4 birim. 6 çarpı 4 bölü 2'den 6 kere 4, 24 bölü 2, 12 birim karedir diyorum. Evet, B şıkkına bakacağım arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. B şıkkında F, E, G'yi birleştirin diyor. F, E ve G'yi birleştiriyoruz. Evet. Tabanımıza bakalım gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Yükseklik bakın şu. 1, 2, 3, 4, 5 birim. O halde B şıkkındaki alan arkadaşlar 8 taban yükseklik 5 bölü 2'den 8 kere 5 40 bölü 2 olur. Bu da 20 birim karedir diyorum. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Şurayı temizleyerek. ADF üçgeni AD ile F'yi birleştirelim. Tabanımız 1, 2, 3, 4 birim. Yükseklik arkadaşlar şöyle yüksekliğimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Evet. C'ye baktığımız zaman alanı taban 4 çarpı yükseklik 7 idi. Bölü 2'den 4 kere 7, 28 bölü 2, 14 birim kare olarak bulurum. Evet. Temizleyerek arkadaşlar D şıkkına bakalım. ADT arkadaşlar. A'dan D'ye. Buradan da T'yi birleştiriyoruz. Evet. Şöyle bir de renk değiştirerek yüksekliğimizi çizelim. Bakın yükseklik de burasıdır diyoruz. O halde taban 1, 2, 3, 4 birim. Yüksekliğe baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 birim. Arkadaşlar D'de alanımız ne olur? 4 çarpı 5 bölü 2'den 20 bölü 2 yani 10 birim kare olur diyoruz. Benden en büyüğü istiyordu. Baktığım zaman en büyük 20 birim kare ile B şıkkı FEG üçgeni olur diyorum. Evet, temizleyerek geçiyorum arkadaşlar. Evet, 5'in soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeninde AH ile BC birbirine diktir ve BH 6 santimetre, HC 10 santimetre. ABH üçgenin alanı ABH arkadaşlar bakın şu üçgenin alanı 24 santimetre kare olduğuna göre
AHC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar ABH üçgeninin tabanı 6 santimetre. Yüksekliğe H dersem arkadaşlar. H dersem. H ile gösteriyoruz biliyorsunuz. O halde 6'yı H ile çarpıp 2'ye bölüyorum ve 24 santimetre kare buluyorum. 6'yı yükseklikle çarpıp 2'ye böldükten sonra 24'sü arkadaşlar. O halde 6 çarpı yükseklik 24'ün 2 katı. 24'te 2'yi çarparsam 48'dir arkadaşlar. Demek ki 2'ye bölmeden önce bu nedir? 48'dir. O halde 6'yı neyle çarparsam 48'dir diye düşünüyorum. Evet, yükseklik arkadaşlar 6 kere 8 48 olduğu için yüksekliğe 8 santimetre olarak biliyorum. Benden istenen AHC üçgenin alanı, alan AHC üçgeni diyorum. AHC'nin tabanı 10 santimetre. Yüksekliği aynı arkadaşlar. Bakın 8 santimetre bölü 2'den 8 kere 10 80 bölü 2 bu da 40 santimetre kare olur diyoruz ve Bursa yani B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Altıncı soruda alanı 24 santimetre kare olan bir üçgenin yüksekliği ve bu yüksekliğin ait olduğu kenarın uzunluğu birer doğal sayıdır. Buna göre bu özelliğe sahip kaç üçgen çizilebilir diye soruyor. Evet arkadaşlar, bakın bu soruda şöyle düşünelim. Şimdi ben alanı tabana A diyecek olursam A çarpı yükseklik bölü 2'den vuruyordum. Şöyle düşünüyorum. Bu benim için 24'müş. O halde arkadaşlar tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye böldükten sonra 24 buluyorsam taban ile yüksekliğin çarpımı arkadaşlar 24 çarpı 2'den 48 olacak diyorum. Şimdi kenar uzunlukları doğal sayı olduğuna göre şöyle düşünmem gerekiyor. O halde hangi sayıları çarparsam 48 olur diye düşünüyorum. Evet. Yani 48'in çarpanlarını düşünmem gerekir. O halde 48'in çarpanları bakın. 1 çarpı 48 sonucu 48'dir. Yani kenarları 1 ve 48 alabilirim. 48'i biraz daha güzel yazalım. Çarpımlar 48 olacak. 2 çarpı 24. Bakın kenarları 2 ve 24 alıyorum. Öyle düşünüyorum. 48'dir. Artık 48'i yazmıyorum. 3 çarpı 16. 4 kere 12. 5 olmaz. 6 çarpı 8 arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar 48'in çarpanları bitti diye düşünüyorum. Peki, şunu arkadaşlar ben kenar burayı yükseklik alabilirim. Eğer kenar bir yükseklik alırsam bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunu tam tersini yapabilirim arkadaşlar. Yani birinci verdiklerimi yükseklik. İkinci sayılarda arkadaşlar kenar alabilirim. O halde yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben şurayı şöyle temizleseydim keşke. Evet, birinci sıralar kenar olsun, ikincisi yükseklik olsun. O halde arkadaşlar bunu tam tersi de yazayım. Yani 48'i kenarın altına biri yükseklik olarak kabul edeceğim. 24, 2, 16, 3, 12'ye 4, 8'e 6. Bakın arkadaşlar kaç tane üçgen çizebildi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane üçgen çizilir diyorum ve D şıkkı sorumuzun cevabı olur diyoruz. Evet, temizleyerek arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 7. soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgendir. AB 18 santimetre ve CB 12 santimetredir. Buna göre HAB üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şu H'den dik doğru parçasını indirecek olursam bu benim için yüksekliktir.
Bakın bu yükseklik aynı zamanda BC'ye eşittir. Yani burası 12 santimetredir diye düşünüyorum. O halde alan EAB üçgeni diye düşünüyorum. Evet, tabanımız 18 çarpı yükseklik 12 bölü 2'den 18'e 2'yi sadeleştirebiliriz. 9 ve 1 kaldı. 9 ile 12'yi çarpıyorum. 108 santimetre kare olur alanımız diyoruz ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçelim. 8'in soruya baktığım zaman arkadaşlar bilgileri verdi. Bilgilere baktığım zaman AB'yi veriyor, AC'yi veriyor ve BC'yi veriyor. Benden de AH'nin değerini istiyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu aslında bir dik üçgen. Öncelikle ben bu dik üçgenin alanını bulsam diyorum. Şimdi ben alan nerede bulabilirim? Ya 6 ve 8 santimetreleri kullanacağım veya BC ile bunun yüksekliğini çarpacağım. Yüksekliği bilmediğim için arkadaşlar ben ne yapmam gerekiyor? AB ile AC'yi çarparak, yani dik kenarları çarpıp ikiye bölerek bulacağım. O halde alan eşittir diyorum. 6 çarpı 8 bölü 2'den 48 bölü 2 alanı 24 santimetre karedir diyorum. Bu üçgenin alanı arkadaşlar 24 santimetre karedir. 24 santimetre kareyi ben BC'yi kullanarak da bulmam gerekiyor. O halde yüksekliği H harfiyle gösterecek olursam bakın. 10 ile yani BC'nin değeri arkadaşlar alan eşittir diyorum. 10 çarpı yükseklik bölü 2 bana neyi vermesi gerekiyor? 24'ü vermesi gerekiyor. Onu yükseklikle çarpıp 2'ye böldükten sonra 24 olacaksa o halde 10 çarpı yükseklik 24'ün 2 katı 48'dir diyorum. Ve yüksekliği arkadaşlar nasıl bulurum? 48'i 10'a bölerek buluruz. 48'i 10'a arkadaşlar şöyle gösterelim. Onlarlık gösterimlerde arkadaşlar biliyorsunuz bir sayı 10, 100 ve 1000'e bölerken sayının yanındaki virgülü sola kaydırıyordum. Her sayının sağında bir virgül vardır diyorum ve 10'a bölerken bir basamak kaydırıyorum. Yani sayımız 4 tam 10'da 8 oldu diyoruz. Ve yüksekliği 4 tam 10'da 8 olarak yazıyorum. Evet. Cevabımız C şıkkıdır diyorum arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki ABD üçgeninde BC 10 santimetre, CD 8 santimetredir. ABC üçgenin alanı, arkadaşlar ABC üçgeni, bakın şu üçgenin alanı 45 santimetre kare olduğuna göre ACD üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar biz buradan 45 santimetre kare ABC'nin alanı ya. Ben şöyle yüksekliğini bir çizeyim. Yani AH'yi birleştirdiğim zaman bu yükseklik aynı zamanda ACD'nin de yüksekliğidir. O halde AH'nin değerini bulabilmek için arkadaşlar alanı yani 45'i nasıl buluyorum arkadaşlar ben normalde alanı? BC'nin değeri 10 santimetre. 10 ile yüksekliği yani AH'yi çarpıyorum. 2'ye bölerek buluyorum. Şimdi 10 ile AH'yi çarpıp 2'ye böldükten sonra 45 ise o halde arkadaşlar 10 çarpı AH 45'in 2 katı 90'a eşittir diyorum. Her iki tarafı 10'a bölecek olursam AH'nin uzunluğu 9 santimetredir deriz. Bakın şu yükseklik bizim için 9 santimetre olur dedik. O halde ACD üçgenin alanı, alan ACD diyorum. Arkadaşlar tabanımız 8. Yükseklik 9 bölü 2'den 8 kere 9 72 bölü 2 36 santimetre kare oldu diyorum ve B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet, temizleyerek arkadaşlar 10. soruya geçiyorum. Evet, 10. soruya baktığım zaman şekilde verilen ABD dik üçgeninde değerleri verdi. AE 3, EB 6 santimetre, BC 8 santimetre ve CD 4 santimetredir. Olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor.
Arkadaşlar şu taralı bölgenin alanını bulabilmek için büyük üçgenden yani ABD'nin alanından küçük üçgenin alanı yani EBC'nin alanını alan evet pardon. Alan EBC üçgeni diyorum. Çıkarmamız gerekir. O halde ABD üçgeninin alanını bulacak olursak arkadaşlar. ABD üçgeni diye gösterelim. Evet. ABD'nin tabanı arkadaşlar bakın. BD'dir. 8, 4 daha 12. 12 çarpı yüksekliğimiz 6, 3 daha 9'dur. Bölü 2'den 12 ile 2'yi sadeleştirebilirim. 6 ve 1 kaldı. 6 kere 9, 54 santimetre karedir diyorum. EBC üçgeninin alanını bulabilmek için alan EBC üçgeni diyorum. Evet, EBC üçgeninin tabanımız arkadaşlar yani BC 8. Yüksekliğimiz 6. 8 çarpı 6 bölü 2'den 8 kere 6 48 bölü 2 24 santimetre karedir diyoruz. O halde taralı alan arkadaşlar eksi 24'ten 30 santimetre karedir diyorum ve B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet temizleyerek bir sonraki soruya geçelim. Evet 11. soruya baktığım zaman yukarıdaki ABC üçgeninde BC AH'ye diktir arkadaşlar. Evet bakın dikliği gösterdim. AB DC'ye diktir. Evet bakın burada dikliği gösterdik. AB 10 santimetre. BC 15 santimetre ve AH'nin 12 santimetre olduğunu söylüyor. Buna göre DC'nin uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar öncelikle BC ve AH'nin değerini bildiğime göre bakın BC'nin yüksekliği AH'dir arkadaşlar. O halde alanı bulmak için 15 çarpı 12 hangi kenarın yüksekliğini biliyorsam oradan başlarım arkadaşlar. 15 ile 12'yi çarpıp 2'ye böleceğiz. 15 ile 12'yi çarparsam 180 bölü 2'den 90 santimetre karedir alan diyoruz. Şimdi bu 90 santimetre kare arkadaşlar şuraya A diyecek olursam arkadaşlar öyle düşünün DC'yi. Bu DC benim için AB'nin yüksekliğidir arkadaşlar. Hatta DC 10 için ben yükseklik olduğu için arkadaşlar H harfiyle gösterelim. AB'nin yüksekliğidir. O halde ben şu alanı 10 çarpı yükseklik bölü 2'den 90 santimetre kareyi yine bulmam gerekir diye düşünüyorum. Bakın AB ile AB'nin yüksekliği H'yi çarpıyorum arkadaşlar. 2'ye bölerek 90'ı buluyorum. 2'ye böldükten sonra 90'sın. O halde 10 çarpı H 90'ın 2 katı arkadaşlar 180'dir diyorum. H'nin değerini bulabilmek için, H'ın değerini bulabilmek için 180'i 10'a bölersem 18 santimetredir diyorum. Bu da zaten benim için neydi? DC'nin uzunluğuydu arkadaşlar. Cevabımız nerededir? D şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet 12. soruya devam edelim. Alanı 24 santimetre kare olan bir üçgenin yüksekliği 6 santimetre olduğuna göre bu yüksekliğin ait olduğu tabanın uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle hemen küçük bir üçgen gösterelim. Üçgenimiz ABC üçgeni olsun diyorum. Şimdi bunun yüksekliği bakın burasıdır ve buraya 6 santimetre dedim. Alanı da 24 santimetre arkadaşlar. Benden aslında BC'nin değerini istiyor. BC'ye A diyecek olursa A çarpı 6 bölü 2'den 24 santimetre kareyi bulduk arkadaşlar. O halde A çarpı 6 yani 6A da diyebilirsiniz. 24 ile 2'yi çarpacak olursam 48'e eşittir diyorum. Buradan A'nın değeri arkadaşlar 48'i 6'ya bölecek olursam 8 santimetre olur diyorum. A'nın değeri yani tabanın değeri 8 santimetredir. Evet sorumuzun cevabı
C şıkkı olur diyoruz. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.